Bir çocuk şarkısının kahramanı olan nokta nokta nokta. Kolay soru 100 lira, orta soru 500 lira, zor soru 1000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım 500 liralık orta tercihi seçti. Nilay Hanım kolay tercihi. Bu durumda Bahar Hanım'ın tercihini kullanıyoruz. Bir çocuk şarkısının kahramanı olan ve çiftliğinde birçok hayvan bulunan kimdir? Ali Baba değil mi canım? Ali Baba'nın çiftliğinde. Evet, Ali Baba gibi giden bir şarkı vardı, evet. Ali Baba. Hatırlıyor musunuz? Evet. Söyler misiniz? Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me bir var. Çiftliğinde Ali Baba'nın şekline giden mi? Cevabınızı alayım. Ali Baba. Cevabımız Ali Baba. Biz size bir çocuk şarkısının kahramanı olan ve çiftliğinde birçok hayvan bulunan kimdir diye sorduk. Siz Ali Baba cevabını verdiniz. Doğru cevap Ali Baba. Bu sorudan 500 lira kazandınız. Hemen ikinci sorunuza geçiyorum. Sürekli kendi solumuza doğru dönersek nokta nokta nokta. Kolay soru 200 lira, orta soru 1000 lira, zor soru 2000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım da, Nilay Hanım da 1000 liralık orta tercihi seçti. Sürekli kendi solumuza doğru dönersek bir turu tamamladığımızda kaç derece dönmüş oluruz? 360 derece. 360 sağ ya da sol fark etmez. Bir tam tur 360 derece. Cevabınız bu mu? Cevabımız 360 derece. Biz size sürekli kendi solumuza doğru dönersek bir turu tamamladığımızda kaç derece dönmüş oluruz diye sorduk. Siz 360 cevabını verdiniz. Doğru cevap 360. Bu sorudan 1000 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 1500 lira oldu. Hemen üçüncü sorunuza geçiyorum. Nokta 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 maçı esnasında sahada kaç oyuncu vardır? Kolay soru 300 lira, orta soru 1500 lira, zor soru 3000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım kolay tercihi seçti. Nilay Hanım orta tercihi. Voleybol maçı esnasında sahada kaç oyuncu vardır? Voleybol maçı esnasında sahada 12 oyuncu vardır toplamda. Kendim de voleybolcuyum, o yüzden biliyorum. Öyle mi? Evet. Voleybol oynuyorsun. Evet, voleybol oynuyorum okul takımında. Toplamda 12 oyuncu vardır. 6 oyuncu bir takımda, 6 oyuncu bir takımda olmak üzere. Bahar Hanım? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben sporda da, yani sporu hiç bilmem, anlamam efendim. Ortağıma güveniyor. Teşekkür ediyorum. Cevabımız 12 oyuncu. Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Hiç fikrim yok. 6 kişi bir tarafta, 6 kişi diğer tarafta olmak üzere ben 12 derim. Biz size voleybol maçı esnasında sahada kaç oyuncu vardır diye sorduk. Siz 12 cevabını verdiniz. Doğru cevap 12. Bu sorudan 1500 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 3000 lira oldu. Hazırsanız dördüncü sorunuzu soruyorum. Çekoslovakyalılaştırmak masterı şimdiki zaman nokta nokta nokta. Kolay soru 400 lira, orta soru 2000 lira, zor soru 4000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım orta tercihi seçti. Nilay Hanım henüz tercihinizi orta yapmadınız gibi. Siz de orta tercihi seçtiniz. Çekoslovakyalılaştırmak masterı şimdiki zaman kipinin olumsuz hali ikinci tekil şahsa göre nasıl çekilir? Şimdiki zaman kipinin olumsuz hali Çekoslovakyalılaştırmak
Tutturamadıklarımızdan. Tutturmuyorsun. Yani şimdiki zaman. İkinci tehlikteki şahıs sen. Evet. Olumsuz hali biliyoruz zaten şimdiki zaman. O zaman Çekoslovakyalılaştırıyorsun değil, Çekoslovakyalılaştırmıyorsun cevabımız. Bir daha düşünelim evet. Canım onu. Tabii. Çekoslovakyalılaştırmıyorsun. İkinci tekil yorsun. Şahsın. Evet, şimdiki yorsun. Zaman İkinci hali. İkinci tekil şahsın şimdiki zaman Sunda hali. Sunda seni ifade ediyor. Evet. Olumsuz da Çekoslovakyalılaştırmıyorsun. Evet. Cevabımız Çekoslovakyalılaştırmıyorsun. Biz size Çekoslovakyalılaştırmak masterı şimdiki zaman kipinin olumsuz hali ikinci tekil şahsa göre nasıl çekilir diye sorduk. Siz Çekoslovakyalılaştırmıyorsun cevabını verdiniz. Doğru cevap Çekoslovakyalılaştırmıyorsun. Tebrik ediyorum. Bu fiili çekebilir misiniz acaba? Tabii. Buyurun. Çekoslovakyalılaştırıyorum. Çekoslovakyalılaştırıyorsun. Çekoslovakyalılaştırıyor. Çekoslovakyalılaştırıyoruz. Çekoslovakyalılaştırıyorsunuz. Çekoslovakyalılaştırıyorlar. Bravo. Bu sorudan 2000 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 5000 lira oldu. Çok güzel gidiyorsunuz. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Hazırsanız 5. sorunuzu soruyorum. İbadet esnasında kullanılanlardan hangisi nokta nokta nokta? Kolay soru 500 lira, orta soru 2500 lira, zor soru 5000 lira. Bahar Hanım ve Nilay Hanım yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım yarışmaya devam mı edecekler yoksa kazandıkları parayı alıp gidecekler mi? Arkadaşlar, tatlım harikasın. Şu an ne korumanızı istiyorum ne de gitmek istiyorum. Oyuna devam etmek istiyorum. Yalnız başta düşündüğümüz şeyi düşünmüyorum ben şu anda. Kendisi çok ileri gitmeyebilir. Neyse şu an zaten her şeyi düşünmek için çok erken bence. Çok başındayız ve çok iyi gidiyorsun. Çok güzel başladın. Aynen bence onlar da aynı şeyleri konuşuyorlar şu anda karşıda. O yüzden gayet sonuna kadar bu sakinliğimizi koruyarak gidiyoruz. Biz bir an önce cevap verme gayretinden tamamıyla sorulara evet. Konsantre olduğumuz için. Ama çok iyi gidiyorsun. Ama çok sevdim rakibimi. Rakibe. Evet. Rakip ama rakip, yani adı üstünde. Ama yani birlikte belki de sonuna kadar gideriz. Sonuna kadar gideceğini birbirimizin düşünüyorum. Birbirimizin eksiklerini tamamlayarak. Öyle gözüküyor. Sonuna kadar öyle gidecek. Ayırmasın da gidelim biz 500'e evet, kadar. Sonuna kadar. Evet. Görüşmenin sonuna geldik. Şu ana kadar 5000 lira kazanmış durumdasınız. Hiç hatanız yok. Önünüzde 11 soru var ve 490 bin lira daha kazanabilirsiniz. Şimdi yüzleşme zamanı. Bin lira. Bin beş yüz lira. İki bin beş yüz lira. Üç bin beş yüz lira. 4500 lira. 5000 lira. 7000 yarışmacılarımız düğmeye basmadı ve yarışmaya devam etme kararı aldı. Hazırsanız sorunuzu tekrarlıyorum. İbadet esnasında kullanılanlardan hangisi nokta nokta nokta? Kolay soru 500 lira, orta soru 2500 lira, zor soru 5000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın.
Bahar Hanım 2500 liralık orta tercihi seçti. Nilay Hanım kolay tercihi. İbadet esnasında kullanılanlardan hangisi Müslüman hacıların örtündükleri dikişsiz giysidir? Çok bildiğimiz bir şey. Hacca giderken beyaz, giyilen, evet. O beyaz sari, Allah, herkes biliyordur şunu. Şu anda televizyon seyreden herkes biliyordur. Evet. Dur hatırlayalım. Yani çünkü bildiğimiz bir şey, bildiğimiz hatırlamak lazım. Bildiğimiz bir şey ama lazım. Tabii ki de. Tavaf atarken giyerler hatta. Hep onunla dolaşıyorlar. Evet, yani hacıların giydiği o beyaz, dikişsiz, tavaf attıkları, hep o bölgede giydikleri şey. Umarım hatırlarlar. Hatta hacı hiç yakının gitti mi alışveriş ederler. Şunu aldık, bunu aldık, bunu evet, da aldık evet, derler. Beyaz ne giyerler? Hep onları dizilerde filan da bütün hacılar ki Allah'ım ya. Eyvah. Çok komik bir bilememe olur bu. Evet. Hacıların tavaf atarken giydikleri şey. İnanın çok iyi bildiğimiz bir şey Tamer Bey. Ya tabii ki de bunu geldi. İlla ki herkes biliyordur. Bilmemekten değil de işte şu an akla gelmiyor. Biraz kelimeleri değiştirelim. Belki birbirimizin aklına gelir. Kelime oyunları yapalım. Hacca gitmek, Mekke, Medine. İşte onlarla ilgili tavaf atmak. Şey, öyle değildi. Hani bunlardan belki aklınıza gelir o kelime. Hacı neyseydi yani? Hacı neyseydi? Hacı giderken, tavaf ederken gelen şey. Eyvah biz çarpı alacağız galiba. Son 10 saniye. Cevabınızı alabilir miyim? Cevabımız bilmiyoruz, hatırlayamadık. Evet. Veya o beyaz hacı elbisesi. Evet. Biz size ibadet esnasında kullanılanlardan hangisi Müslüman hacıların örtündükleri dikişsiz giysidir diye sorduk. Siz ne yazık ki cevap veremediniz. Doğru cevap ihram. İhrama girmek. Haram kelimesinden gelir. Evet, haram. Moralinizi bozmayın. Bu henüz ilk hatanız. Tabii ki de. Önünüzde daha 10 soru var. Korkacak bir şey yok henüz. Tabii ki canım. Kesinlikle moral bozmak her şeyi daha kötüye götürür. Doğru. Bir de ilk sorularda hiç paylaşamadık. Hani direkt tak 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 cevap verdik. Evet, tam hani bildiğim şeylerdi. Evet. Dinle ilgili olan bir şey olduğunda hemen kolaya basmak durumunda kaldım. Hazırsanız. Bir dakika. Evet. 6. sorunuzu soruyorum. Çizgi kahramanlardan hangisi nokta nokta nokta? Kolay soru 1000 lira, orta soru 5000 lira. Zor soru 10 bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım da Nilay Hanım da kolay soruyu seçti. Çizgi kahramanlardan hangisi gücünü ıspanaktan alır? Temel Reis. Temel Reis. Temel Reis. Sadece o mu? Temel Reis böyle diker konserveyi. Kasları olur bir sürü dövmeli kollarıyla. Küçük kolları olur, kocaman bisepsleri olur. Başka kim var? Başka kimse yok benim bildiğim. Ispanak yiyen yok. Başka yemekler yiyorlar. Kekler, köfteler, başka. Kurabiyeler falan yiyenler var. Kurabiye yiyen de var. Temel Reis. Hatta bugün Temel Reis'ten bahsettik biz de. Aa, Temel içime Reis'ten doğmuş. Ve Safi Naz'dan. İçime doğdu gibi, evet. Buyurun. Siz buyurun. Cevabımız Temel Reis. Biz size çizgi kahramanlardan hangisi gücünü ıspanaktan alır diye sorduk. Siz Temel Reis cevabını verdiniz. Doğru cevap Temel Reis. Biraz moral ihtiyaçları var mı?
Bu sorudan 1000 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 6000 lira oldu. Hazırsanız 7. sorunuza geçiyorum. Latince kökenli imparator sözcüğünün nokta nokta nokta. Kolay soru 1500 lira, orta soru 7500 lira, zor soru 15000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım kolay soruyu seçti. Nilay Hanım orta soruyu. Latince kökenli imparator sözcüğünün Rusça'daki karşılığı nedir? Rus çarı. Ne? Çünkü, ha çarı mı? Tabii çarı. Hayır ama çar. Çar Türkçe bir kelime. Rusçasını soruyor direkt bize. Direkt o dildeki ismini soruyor muhtemelen. Uzun bir şey bu. Evet, muhtemelen imparatorovski falan gibi bir şey. Keşke İtalyancasını sorsaydınız. Biz size tabii ki Türkçesini soruyoruz. Türkçesini mi soruyorsunuz? Hani İran Şahı. Tamam tamam. İşte haklısınız. Osmanlı Padişahı. Rus Çarı. Ben gerçekten Rus'ta sorduğunuzu düşündüm. Biz birlikte yarışıyoruz canım ya. Evet. Paylaşalım. Hayır ben... Dedim bundan daha zor bir soru olmaz. Zor neydi acaba? Çincesi falan mıydı? Tabii ki de Rus Çarı o zaman. Ben çok yanlış anlamışım soruyu. Size de güveniyorum. Çardır. Başka bir şey olamaz herhalde. Cevabımız çarı. Biz size Latince kökenli imparator sözcüğünün Rusçadaki karşılığı nedir diye sorduk. Siz çar cevabını verdiniz. Doğru cevap çar. Hakikaten güldürdünüz beni. Ama Rusya'daki karşılığı diye sorsalardı. Rusça'daki karşılığı deyince ben Rusça düşündüm. Rusça'daki karşılığı da çar. Öyle mi? Evet. Bu sorudan 7500 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 13500 lira oldu. Hazırsanız 8. sorunuzu soruyorum. Nokta 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 denen tıp dalının iye ile biten diğer adı nedir? Kolay soru 2000 lira, orta soru 10000 lira, zor soru 20000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım orta soruyu seçti. Nilay Hanım zor soruyu. Genel cerrahi denen tıp dalının iye ile biten diğer adı nedir? Şimdi genel cerrahi stajını daha geçen ay bitirdim ben. O zaman sizin için çok kolay bir soru olsa gerek. Yaklaşık 20 tane genel cerrahi hocamız girdi dersimize ama hiçbirinden iye ile biten bir ad duymadım. Yani mesela, şey gibi düşün, dahiliye gibi. Tabii iç hastalıkları yani, dahiliye, dermatoloji cildiye. Evet. Genel cerrahi. Cerrahi, ameliyat. Cerrah, cerh etmekten geliyor. Cerh etmek. Cerrahiye, cerrahiye. Cerrahi zaten, da. Cerrahi yapmışlar onu. Muhtemelen Arapçadandır çünkü dahil kelimesi Arapça. Şeyden iye olur konu... mu bak çok saçma gelmesin. O sizin uzmanlığınız hani ameliyat, ameliye gibi bir şey olabilir mi? Ameliyat. Belki de olamaz ama yani size... genel cerrahi deyince belli bir ameliyatı kastetmiyor. Her şeye giriyor. Şimdi hani şöyle kökene söyleyeyim. Dönersen. Dahiliye, dahil kelimesi. Genel cerrahi neye bakar? Genel cerrahi birçok şeye bakar. Akut karına bakar mesela. Apandisitiniz varsa ona bakar. Cerrahtır, genel olarak bakar yani. Daha spesifik bir alana bakmaz. Dahiliyenin operasyon yaptığını düşünün. Siz mesela hastalanırsınız, karın ağrısıyla gidersiniz. Bir dahiliyeci sizi genel cerrahı aktarmak zorunda kalabilir mesela. Evet, hani ama... ameliyatın türevlerine bakalım. Ya operasyon deriz, değil mi? Ya cerrahi deriz, ya ameliyat deriz. Başka bir tıp
tabii, dilinde tabii. Var mı literatür bu üçünün dışında? Bıçak altına yatmak denir. Tabii, hani tabii. Ben size şöyle söyleyeyim. İye ile bittiği için İye zaten Arapça bir ektir. Ve o yüzden kökünün de Arapça olması gerekir. O yüzden operasyon gibi bir Latince kelime uygun düşmez buraya. Tamam. O yüzden ya cerrah cerh etmekten Arapçadan geliyor. Ya da cerrah. Dediğiniz gibi ameliyat da şeydir. Tıp da hatta Arapça bir kelimedir. Tıbbiye zaten tıp fakültesi, cerrahiye. Zannetmiyorum Türkiye'de bir tıp fakültesi öğrencisi bunu bilebilsin. Gerçekten derslerde bunlardan bahsediliyor mu? Mesela cildiye, dahiliye. Tabii hani hocalar dermatoloji de kullanıyor ama cildiye de diyorlar. Mesela kadın hastalıkları nisaiye. Ne? Nisaiye. Nisaiye, evet. Değil mi? Evet, nisa kadından geliyor. Tabii tabii, işte Arapça. Üroloji nedir? Bilmiyorum. Üroloji. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir lügatta, hiçbir kitabımızda bizim bunlar yok artık hiç. Zaten bu iye ile biten kelimelerin hepsi Arapça olduğu için nasıl Osmanlı Türkçesini terk ettiysek biz de tıp literatürü bunları. Mevliye. Duydunuz mu daha önce? Hayır, hiç duymadım. Hiç duymadınız? Hiç duymadım. Gerçekten mi? Muhtemelen 100 yıl önce bu şekilde konuşuyorlardır. Ama şu anda biz üroloji diyoruz. Ne diyeceğiz? Söyle. Ben yine iye ile biten kelime ek Arapça olduğu için cerh etmekte. Arapça olduğu için cerhiye diyerek şansımı kullanıyorum. Ne diyelim, cerrahiye mi diyelim? Tamam, cerrahiye de diyebiliriz. İkisi de zaten aynı şekilde mantıksız. Biz size genel cerrahi denen tıp dalının iye ile biten diğer adı nedir diye sorduk. Siz cerrahiye dediniz. Doğru cevap hariciye. Dahiliye, hariciye. Şöyle söyleyeyim, hiç duymadım ama yine de. Ama mantıken düşünürsek dahiliye, dahili branşlar, hariciye, cerrahi. 9. hariciye koğuşu vardır. Çok bilinen. Evet. Arkadaşlarım bile eminim şaşırmışlardır. Hepsi tıp fakültesi öğrencisi. Duydunuz onlar mu da hiç? Mı duymadılar acaba? Duydunuz mu hiç? Hiç duymadınız mı? Hiç. Daha önce hiç duymadım. Hariciye. Bence birçok hocamız da şu anda duyuyordur. Hariciye. Bundan sonra artık Çapa Tıp Fakültesi'nde bunu da gösterecekler bence. Ne yazık ki ikinci yanlışınızı yaptınız. Bu sorudan hiçbir şey kazanamadınız. Hazırsanız 9. sorunuza geçiyorum. Sezen Aksu'nun şarkılarında nokta nokta nokta. Kolay soru 3000 lira, orta soru 15000 lira, zor soru 30000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım da Nilay Hanım da 3000 liralık kolay tercihi seçti. Sezen Aksu'nun şarkılarında kuruldu kurulalı böyle keder görmeyen şehir hangisidir? İstanbul. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Evet. Hiç görmedi böyle keder. Şarkılarında İstanbul kederlidir. İzmir'de böyle hep güzel kızlarıyla, güneşiyle, deniz kokan sokaklarıyla güzeldir. Sezen Aksu nerelidir? Hatırlar mısınız? İzmirli. İzmirlidir. İzmirli. Sezen Aksu İzmirlidir. Annem de küçüklüğünden beri ben o evde dinlerken hep dinlerdim. Çok severim kendisini. Çok başarılı bir sanatçı. Çok değerli bir sanatçıdır. Evet. Benim de çok iyi arkadaşımdır. Cevabınızı alabilir miyim? Cevabımız İstanbul. Evet, cevabımız İstanbul. Biz size Sezen Aksu'nun şarkılarında kuruldu kurulalı böyle keder görmeyen şehir hangisidir diye sorduk. Siz İstanbul cevabını verdiniz. Doğru cevap İstanbul.
Tebrik ediyorum. Moral oldu biraz. Evet, bize. İyi geldin. Biz bundan sonra gideriz, evet. Orta zor. Zor soruyu seçmiş olsaydınız ne gelecekti? Şehre bir film geldiğinde iklim sonbahar değişip olur. Ne olur? Sonbahar olur. Belki şehre bir film. Sezen Aksu'nun şarkılarında şehre bir film geldiğinde bahar olur. İklim değişip ne olur? İklim herhalde ilkbahar olurdu. İlkbahar olur. İlkbahar olur. Evet, gülümse. Gülümse. Baharlıydı ama ilkbahar, evet. Söyleyin şarkıyı. Bahar Hanım siz söyleyin. Benim sesim kötü. Kısık. Ben şarkının sözlerini bilmiyorum ki. Belki şehre bir film gelir. Ya söylemeyeyim. Şey güzel. Yok, gayet güzel sesiniz. Devam edin. Belki şehre yani kış gelir olmuyor, kafiye uyumuyor. Evet, yaz da aynı, tek gece olmuyor. İklim değişir. Neyse, o soruyu sormadım. İklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Aa. Evet, Akdeniz olurdu, doğru. İyi ki bunu seçmemişsin. Tabii ki de. Bu sorudan 3000 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 16.500 lira oldu. Hazırsanız 10. sorunuzu soruyorum. Hangi uzaylı kahraman nokta 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 kolay soru 4000 lira, orta soru 20.000 lira, zor soru 40.000 lira. Nilay Hanım ve Bahar Hanım yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım yarışmaya devam mı edecekler yoksa düğmeye basıp kazandıkları parayı alıp gidecekler mi? İki tane yanlışımız var. Evet, ne diyorsun? Bence devam etmek istiyorum. Bence şansını korumayı alalım Nilay. Çünkü sen evet. Öğrencisin sonuçta. Aynen. Bu paranın sana yeterli olduğunu düşünüp evet, bence direkt evet, kesinlikle. Onlar tamam. Da ama aynı şekilde o taraf da basabilir. Evet. Çünkü üçüncü eksiği aldığınız zaman iki taraf da para alamayacak. Öyle de bir ihtimal var. Yani hayır, alıp gidebilirim parayı şu anda. Anladınız mı? Alın lütfen, tamam. Basın. Tamam. Şu an mı? Evet. Giderken basılmıyor mu bunu? Şu an basılıyor. Oradan basılıyor. Öyle emin mi? Misiniz Bahar Hanım? Ya eminim. Tamam, tamam. Basın. Tamam. Hadi kaktırıver oradan. Nasıl bas? Tamam. Tamam. Aldım. Teşekkür ederim. Tamam. Haydi kolay gelsin. Görüşmenin sonuna geldik. Toplam ödülünüz şu anda 16.500 lira. Önünüzde 6 soru var. 410 bin lira daha kazanabilirsiniz. 2 hatanız var. Bahar Hanım, sizden başlayayım. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben yarışma asıl bundan sonra başlıyor diyorum. Hanımefendiye de çok güveniyorum. Çünkü hem genç, zeki, kültürlü bir hanım. O iki çarpı moralimizi bozmasın. Bence devam edelim. Nilay Hanım, ne diyorsunuz? Teşekkür ederim önce söyledikleriniz için. Ben de size çok güveniyorum. O yüzden ben de devam etmek istiyorum. Fazlası da gerek yok bence. O zaman şimdi yüzleşme zamanı. ...2500 lira. ...5000 lira. ...7500 lira. 10.000 lira. 13.000 lira. 16.500 lira. 'Yarışmacılarımız devam etme kararı aldı. İki hatanız olmasına rağmen yine de iyi gidiyorsunuz. Moralinizi bozmayın. Tabii ki de. Nilay Hanım'ın morali biraz bozuk gibi yani görüyorum. Yani açıkçası şöyle bir şey. Tıpla ilgili bir soru geldi ama tıp sorusu değildi zaten. Yani bizim öğrendiğimiz sınavlarda çıkan bir şey değildi. Genel kültür sorusuydu o.
Belki anneannem... okullarda bunun da öğretilmesi gerekiyordu. Yani... Dahiliye diyoruz. Haklısınız. O zaman hani televizyonla ilgili çalışan birinin de televizyonla ilgili tüm eski terimleri bilmesi gerekiyor. Birçoğu biliyor. Biliyor mu? Biz önümüze bakalım. Tabii. Hazırsanız sorunuzu tekrarlıyorum. Hangi uzaylı kahraman nokta nokta nokta, kolay soru 4000 lira, orta soru 20000 lira, zor soru 40000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım da Nilay Hanım da kolay tercihi seçti. Hangi uzaylı kahraman Steven Spielberg'ün Oscar ödüllü filmiyle aynı adı taşır? E.T. Spielberg'in Oscar ödüllü filmiyle aynı adı taşır. Spielberg. Nereli? Amerikalı. Aa, okey, tamam. Stefan Spielberg mi diyoruz? Haklısınız. Biz korumayı kullanmayabilirdik. Bir sonrakini bekleyebilirdik aslında. Spielberg'in çektiği filmler içinde... hani atıyorum... Jaws, değil mi? O köpek balığıydı. Hayır ama E.T. kolay bir soruyu seçtiğimiz için E.T. olmalı. Seyrettiniz mi? Yani hayal meyal hatırlıyorum. Siz Bahar Hanım... Evet efendim, ben de gençliğimde seyretmiştim. Bahar Hanım, öyle bir söylediniz ki siz hala gençsiniz. Neden öyle hani gençliğimde söylemiştim diye öyle bir şey söylediniz ki hala çok gençsiniz. Yarım asrı devirdik tabii. Hala gençsiniz ve çok güzelsiniz, çok alımlısınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşımız da çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok şanslıyım. İki güzel hanımla birlikte yarışıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cevap verdiler mi? Cevap vermediler. Cevabınız hazır mı? Ben veriyor herhalde. Cevabımız iyiydi. Biz size hangi uzaylı kahraman Steven Spielberg'ün Oscar ödüllü filmiyle aynı adı taşır diye sorduk. Siz E.T. cevabını verdiniz. Doğru cevap E.T. E.T. 1982 tarihli bir filmdi. E.T.'nin açılımı da biliyorsunuz Extraterrestrial. Ve E.T.'yi hepimiz o zamanlar çok sevmiştik. Ben de küçüktüm. E.T. go home. Parmağını böyle. Evet. Bu sorudan 4000 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 20.500 lira oldu. On birinci sorunuza geçiyorum. Hangi ideoloji nokta nokta nokta? Kolay soru 5000 lira, orta soru 25000 lira, zor soru 50000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım orta tercihi seçti, Nilay Hanım kolay tercihi. Hangi ideoloji Das Kapital kitabının yazarının adını taşır? Marksizm. Karl Marx. Tam tersi olmasın. Marksizm işte. Marksizm. Das Kapital. Karl Marx yazar. Tam tersi ne? Bir saniye, ben yine karıştırdım. Yine devreler gitti. Hariciyeden uzaklaşın. Evet, şu an ben uzaklaşın hala. Ondan. O geride kaldı. Dikiz aynasına bakmayın. Önünüze bakın. Karl Marx diyorum ben de. Almanca bir kitap. Cevabımız Marksizm. Biz size hangi ideoloji Das Kapital kitabının yazarının adını taşır diye sorduk. Siz Marksizm cevabını verdiniz. Doğru cevap Marksizm. Toplam ödülünüz 45.500 lira oldu. 25.000 lira kazandınız bu sorudan.
Hazırsanız hemen 12. sorunuza geçiyorum. Nokta 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 yarısına böldüğümüzde sonuç kaç çıkar? Kolay soru 6.000 lira, orta soru 30.000 lira, zor soru 60.000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Bahar Hanım kolay soruyu seçti, Nilay Hanım orta soruyu. Onun karesini onun yarısına böldüğümüzde sonuç kaç çıkar? Onun karesi 100'dür. 100, 10 onun kere, yarısı 5'tir. Cevap da 20'dir. Evet. 10 kere 10 100. Onun karesi 100. Onun yarısı da 5 olduğuna göre onu 5'e bölersek evet, onun cevabımız yarısı 5, 20. 20. Çok iyi gidiyoruz bence. Biz size onun karesini onun yarısına böldüğümüzde sonuç kaç çıkar diye sorduk. Siz 20 cevabını verdiniz. Doğru cevap 20. Tebrik ediyorum. Karşı taraf gerçekten az parayla ayrılacak değil. Bu sorudan 30 bin lira kazandınız. Toplam ödülünüz 75.500 lira oldu. Sorunuza geçeceğim ama biraz sohbet edeyim istiyorum sizinle. Peki biraz daha heyecanınız yetişir. Tabii ki. Çünkü Bahar Hanım'ı daha rahat görüyorum ama Nilay Hanım çok gergin gibi. Yok, şu an rahatladım. Soruyu bildikten sonra, orta derecede olan soruyu bildikten sonra. Bahar Hanım. Buyurun efendim. Reklam işi yapıyordunuz evet değil efendim. Mi? 31 yıldır reklamcıyım. Yıl. Evet. Harika. Zeynep Bahar. Zeynep ismini de kullanıyor musunuz? Hayır efendim. Göbek adım. Dedem koymuş ama sektörde Bahar diye. Bahar diye. Benim kızımın adı da Zeyno. Evet. Benim de çok sevdiğim bir isimdir Zeynep. Çok güzel bir isim. Zeyno da. Evet. Ben de çok seviyorum. Kızımı da çok seviyorum tabii. Tabii ki de. Evet. Adını da çok seviyorum. Çok da başarılı ona bir kız sanırım. Ona çok sevgiler. O muhteşem kızım. Nilay Hanım, sizi de biraz tanıyabilir miyiz? Tıp öğrencisisiniz. Tabii. Öyle gidiyorsunuz. Voleybol oynuyorsunuz evet, galiba. Evet, okul takımının voleybol bölümündeyim. Başka neler yapıyorsunuz? Neler yaptınız ya da? İtalya'da yaşadım bir süre. Öyle mi? Öğrenci değişim programıyla geçen yıl İtalya'ya gittim. Çok güzel. Sırt çantamı sırtıma taktım. Tüm Avrupa'yı dolaştım. Bu esnada. Onun dışında İzmirliyim. Ailem İzmir'de. Onlara selam yolluyorum hatta. Beni izliyorlardır şu anda. Hazırsanız sıradaki soruya geçiyorum. Tabii ki. Geleneksel Kırkpınar yağlı güreşlerinin nokta nokta nokta. Kolay soru 7.000 lira, orta soru 35.000 lira, zor soru 70.000 lira. Nilay Hanım ve Bahar Hanım yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım yarışmaya devam mı edecekler yoksa kazandıkları parayı alıp gidecekler mi? Tabii ki de alıp gidiyorum evet. Ama muhtemelen sonuna kadar beklemiyorsun, arada alıyorsun. Ya, bence geçen defa kullandılar haklarını. Biz öyle düşünüyoruz. Eğer kullanmadılarsa bile bu defa kullansalar da sen bas bence. Evet, kaybedecek şey. Tabii. Bir şey yok. Hani aklında parayı benim de ona göre hani sonuna kadar bekleme istersen. Evet. Evet, çünkü o da kullandı sanırım. Bu 40 sana yeter. O da basacak. 40 sana yeter. Haklıdır da yani hani tamam. Eşit şartlarda yarışıyoruz tamam. Neticede. Evet. İki tane de çarpımız olduğu için. Evet. O da haklı, öyle düşünüyorsun. O zaman siz istediğiniz... Ben de haklıyım. İstediğin yerde bas. Yani bunun güvenmekle falan hiç ilgisi yok. İki çarpımız var çünkü. Kesinlikle. Ben ona güveniyorum ama o da ben de basmak taraftarıyız. Bakalım. Ama işte sırakamı seçeceksin yolda. Evet. Nerede basacaksın? Siz önemli olan o. İçinizden geldi yerde basın. Evet. Görüşmenin sonuna geldik. Toplam 75.500 lira kazanmış durumdasınız. 3 sorunuz kaldı. 260.000 lira daha kazanabilirsiniz. Buradan 335.500 lira kazanıp paylaşabilirsiniz. Eğer sonuna kadar giderseniz tabii. 2 hatanız var. Bahar Hanım,
sizin hislerinizi alabilir miyim? Eğer hanımefendi devam etmek istiyorsa yolda ben o elektriği alırım diye düşünüyorum. Ben istiyorum açıkçası ama bilemiyorum. Nilay Hanım. Ben yarışmanın başından beri bir takım sinyaller aldım. Hani Temel Reis'in çıkması gibi. Sabah Temel Reis konuştuk. Bu soru da güreş sorusu. Benim İbrahim abim zamanında hep güreş izlerdi. Biz de ona kızardık. Yani ne anlıyorsun bundan? İbrahim abiniz kim? Annemin eşi. Kendisi evet. Eski güreşçilerden. Öyle mi? Evet. Hani hep sıkılırdım ama şu an diyorum ki İbrahim abi iyi ki izledin evde. Bu soruda kendime güveniyorum. Ben devam etmek istiyorum ve hanımefendiden de elektriği alıyorum hala. O zaman şimdi yüzleşme zamanı. $10,000. $20,000. $30,000. Şey söylemek istiyor musunuz? Yani kendime güveniyorum, hala güveniyorum bu konuyla ilgili. Fakat hanımefendinin tepkisi beni biraz düşündürdü. Yani ya bilemezsem hanımefendi de ben bilemeyebilirim dedi Bahar Hanım. Pardon hanımefendi diyorum. Bahar Hanım hani bilemeyecek gibi bir tepki aldım ondan. O an düşündüm şu an tüm sorumluluklar benim üzerimde. Çok fazla hani bileceğim bu soruyu gibi geldi. Başında zaten hani kendime güveniyordum bu soruyla ilgili ama yarışmada iki tane yanlışımızın olması beni birazcık açıkçası irrite etti. Bu yüzden düşündüm. Umarım koruma altındadır. Koruma altında değildiniz. Ödülü aldınız. Tebrik ederim. Bakmayın gerçekten. Soruyu görmeyi isterim ben yine de soruyla ilgili. Bu format böyle. Evet haklısınız. Bu format böyle. Dolayısıyla... Bu format tatsız bir format çünkü parayı alsanız bile üzgün ayrılıyorsunuz gerçekten. Hiç üzülme. Her işte bir hayır vardır. Güle güle kullan. Ben ama şöyle söyleyeyim. İşten söylüyorum. Siz basmayı düşünüyor muydunuz? Yok ben o bastığını görünce vurdum ama zaten arada 2 saniye sonra vurdum. Ama basmayı düşünmüyordunuz. Yok. Bence çok iyi gidiyorduk. Ben tıp konusunda kendime güvenmemeliydim o kadar. Hani çok eski bir kelime sorulacağı hiç aklıma gelmedi. Güncel bir tıp bilgisi sorulsaydı tabii ki de bilirdim ama zaten biliyorsunuz doktorlar her 5 senede bir kendilerini yeniliyorlar. Hatta her sene kendilerini yeniliyorlar. Biz yeniledikçe eskiler unutuluyor. Bu şekilde böyle bir şey oldu. Soruda kendime güveniyorum hala. Bilebilirim. Çok fazla güreş izledim zamanında. Ya o zaman bari anacığım soruyu 35'te 40'ta basaydın. Ben zaten basmayacağım. Yani bu bir hissiyat. Zaten yani basmayı keşke... düşünmedim aslında. Hayır alacaksınız. Hani ilk düşündüm basmayı. Yani sonra basmasam mı? İlk 10'da bassam mı? 20'de mi bassam? Basmayayım. Devam edeyim. Basayım. Arkadaşlarımla da hani böyle bir şey oldu.